Bu bir sosyal proje. Ben bu bölgenin iş adamları, adamlarından biriyim. Bir girişimciyim. Aynı zamanda siyasetçi bir kimliğim var. Ben bu bölgede Arnavutköy Belediyesi Meclis üyesiyim biliyorsunuz. Şimdi ben siyaset yaptığım günden beri hep insanlarımızın dertleriyle, sorunlarıyla ilgilendim. Ki siyasetin gereği zaten bu. Farkındalık yaratmak için ben siyaset yapıyorum. Siyaseti bir kenara bırakıyorum. Özellikle... Kendi bölgemizde, Arnavutköy bölgesindeki kadınlarımızın, ev hanımlarımızın çok fazla olduğunu gördüm. Ve bunlara ne yapabilirim diye düşünürken bir sosyal proje geliştirmek istedim. Evlerine katkı sağlarsınlar diye böyle bir proje geliştirdim. Bu projede ne yapıyoruz? Ben bu konuyla ilgili, bu sanatla ilgili eğitmenlerle konuştum, anlaştım. Burada bir yer kiraladım. Buradaki insanlar geliyor, ev hanımları, öğrenciler, bayanlar, kim isterse ki kapımız herkese açık. Geliyorlar burada, 3-5 günlük bir eğitim alıyorlar. Aldıkları eğitimin sonucunda isterlerse burada bir ücret karşılığı devam ediyorlar, çalışıyorlar, üretiyorlar. İster kendileri, isterse diğer internet sitelerinde, e-ticaret sitelerinde bunları pazarlanıyor ve satılıyor bunlar. Kendi evlerine katkı sağlıyorlar. Başlattığımız bu projenin sonucunda o kadar güzel ilgiyle karşılaştık ki meğerse çalışmak isteyen, üretmek isteyen o kadar çok kadınlarımız varmış ki biz bunlarla karşılaştık. Hem ev hanımları, hem öğrenciler, çalışan, çalışmayan herkesi biz bekliyoruz. Yani evde hobi olarak da yapabilirsiniz siz bunlar. Kafanızı dağıtmak için yapabilirsiniz. Kapımız herkese açık, yerimiz belli. Arnold Köy Meydanda isteyen istediği şekilde gelebilir, eğitimlerini alır. Burada bir sanat öğrenerek evine katkı sağlayabilir. Ben Pınar Dökel, ev hanımıydım daha önce. Şu anda çalışıyorum A, tabii artık iş kadınıyız. E, İsmail Bey'in bize sunmuş olduğu imkan, imkan için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bize bu şekilde objeler geliyor ve biz bu objeleri boyuyoruz. Ekmek parası kazanıyoruz ve bütün kadınlara tavsiye ediyorum. Çalışmak isteyen herkese kapımız açık, buyurun gelebilirler. Onlar da kendi ekmek paralarını kazanabilirler. Eğitim aldık İsmail Bey'in sayesinde. Şu anda aldığımız eğitim sayesinde para kazanıyoruz. Bütün kadınlara da tavsiye ediyorum, onlara da tekrardan gelmelerini istiyorum. Onlar da eğitim alsın, onlar da kendi ekmek paralarını kazansın. Arnavutköy'de bu proje bence bir ilk. Ee, i̇nsanlar ilk önce yadırgıyor ama daha sonra e, bir iş olduğunu ve bizim burada hani ilk önce eğitim alıp ondan sonra işte para kazanmaya başladığımızı öğrenince şu anda ilgi var. ilgi artmaya başladı. İlk başta yadırgadılar ama daha sonradan onlar da bizim de hani e, çalışıp emek verdiğimizi gördükleri için sonradan e, onlar da şu anda fikirleri gayet iyi. Yani Biz... Zehra mızrak mı? Burada obje boyuyoruz. İsmail Bey'in bize sunduğu iş imkanıyla. Özcan Hanım bize eğitim verdi. Bu eğitim sonucunda obje boyama tekniklerini öğrendik. En başta hiçbir şey bilmiyorduk. Şimdi usası olduk tabii ki. Bunları mağazada ve internet sitelerinde satıyoruz. İsmail Bey bize bu imkan sunduğu için çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Benim ismim Safiye Yemik. Burada insanlara, kadınlarımıza imkan sunan işlerimizi yapıyoruz. Mesela şu şekilde böyle. Bunları yapabiliyoruz. Yani kadın olaraktan insanlara, herkese bir e, ev imkanı olaraktan bir para sağlıyor. En azından eve ekmek götürebiliyor. Özden Hanım'a teşekkür ederim. İsmail Bey'e teşekkür ederim. Yani kadınlarımız da en azından kendi ekmeklerini kazanabilirler. Paralarını en azından harcayabilirler. Kendileri kazansın, kendileri harcasın derler ya hani.